Şimdi Magazin 8'in çok özel bir konuğu var. Ahmet Arıman ya da tüm Türkiye'nin bildiği ismiyle Hayta İsmail. Hababam sınıfı serisiyle Yeşilçam'a adını yazdıran ünlü oyuncu dünden bugüne tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Hocam hiç uyumadık değil mi? Hayta İsmail'i ilk kim keşfetti? Onu çok hoşuna gitmişim. İlk görüşmeyi kiminle yaptı? Hayta İsmail'imsin sen benim dedim. Dedim abi kim o Hayta İsmail? 6 Hababam filminde oynayan Hayta İsmail, Ahmet Arıman'ı kim tanımadı? Ben dedim Hayta İsmail'i mi? Ben onun öğrencisiyim. Zaman tünelinde altın değerinde bir yolculuğa çıkacağız Hayta İsmail'le. Hey gidi yıllar hey. Hani maça gidecektin ulan? Yalancı herif. Sen de hastayım, okuldan dışarı çıkmayacağım demedin bana mi? Bana yalancı diyenin gözünü patlatırım. Hadi be. Küçük klavyesiyle müzisyenlik yapıyormuş gençlik yıllarında Ahmet Arıman. Hayat tatlı tesadüflerle dolu. O zaman Hey dergisi var. Böyle müzik magazin dergisi. Oraya ilan verdim. Orkestraya girdim. Orkestra turneye çıktı. Münir abiyle tanıştık. Kısa boylu, komik gülüşlü, Domdom Ali ve Tulum Hayri'nin ekürisiydi Hayta İsmail. Yine ne oldu? Ne olacak? Kızların hocamına müzik koyacağım. Müzik mi? Evet. Ondan sonra seyredesen gülmürtüyü. Turneye çıkmıştık. İşte sevgili Mine Koşan, Ersen Dadaşlar. İşte Münir abi de orada şov yapıyordu. Böyle bir komiklik yapıyordu. Bizi, ben de arkada orkestrada çalıyordum. Onun çok hoşuna gitmişim. İstanbul'a gelince o sırada tabii gazete ilan vermişler. Tipler aranıyor diye. O var ya Domdom, işte İnek Şaban falan diye Hayta İsmail diye. Ertem Bey Hayta İsmail'i bir türlü beğenmemiş. Münir abi de bir şans olarak ya demiş, bir orkestra bir çocuk var ama Ertem bir gör istersen demiş yani. O da tamam çağır demiş. Bu fotoğrafta anlattığı anılar saklı duruyor hala. Münir Özkul sahnede, Hayta İsmail, Ahmet Arıman klavyede. İşte Ertem Bey'in evine gittik gümüş suyunda. Konuşkan, çok da sempatik, çok iyi bir beyefendi. Onunla da tanıştık. Ondan sonra 5 dakika sonra işte adam, Ertem Bey sarıldı bana falan, öpmeye falan başladı. Hayta İsmail'imsin sen benim dedi. İşte bu gazete ilanıyla aranıyordu Hababam'da oynayacak oyuncular. Şaka gibi değil mi? Ama biz öyle bir profesyonel oyuncu falan kendimizi asla öyle görmedik yani. Hala görmüyorum, öyle değilim ya. Biz işte amatörce, bizi çağırdılar amatörce oynadık. Gazete ilanıyla bulunan çoğu Hababam oyuncusu ilk kez kamera karşısına işte bu filmle geçmişti. Ulan kim o inek? Benim efendim. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi amatör. Yani talebe arkadaşlarımızın hepsi amatör. Ama o üst kadroda bir Haytak Çatepe, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, bunlar Tarık Akan, bunlar artık üst düzey, uçmuşlar yani. İşte o kadro bir daha bir araya gelmediği için bir daha babam sınıfı olamıyor yani. Anılar, hatıralar insanın hayatına renk katar. Bazen siyah, bazen beyaz olur bu renkler. Gelelim Münir Özkul'a. Hababam sınıfında oyuncu olmasını sağlayan büyük usta tedavi görüyor malumunuz hala. O bir işte genç bir kadınla evlenmişti. Biz Hababam sınıfı 9 doğuruyorken şöyle baktık bize, ne yapıyor bu falan diye. Ama o kadın ona bebeği gibi bakıyor Münir abi. Çocuğu gibi bakıyor. Yani helal olsun diyor. Ahmet Bey de lütfen de girmezseniz mutlu olurum dedi. Eşi. Ondan sonra ben de onu kırmadım. Yani beni içeri sokmadı. Geçmiş zamanda da Münir Özkul'u bir kez daha hastanede ziyaret eden Hayta İsmail inanılmaz bir olay yaşamış. Ben hastaneye gittim. Odasının kapısındaydım. İçeri giremedim. Yani anlatabiliyor muyum? Orada bacaklarını gördüm ama içeri giremedim. Ha bir kötülük olarak değil. Öyleyse söyledi. Zaten öbür hastaneye gittiğimde de beni kaç yerden geçirdiler. Hani gazeteci misiniz, şu musun? Ben dedim Hayta İsmail mi? Ben onun öğrencisiyim. O benim babam sayılır dedim. Yani ne demek? Hani çekimci yapacaksın falan. Yok asla. Falan öyle girdim. İnandılar, anladılar da gönderdiler beni. Yoksa gene giremiyordum yani. Yeniden Hababamlı yıllara dönelim. Aynı setin tozunu yutmuş, soğuğunu hissetmiş, anılar edinmiş isimdi onlar. Ancak Hababamlı yıllarda kim ayrı bir köşede duruyor kalbinizde diye soruyoruz Hayta'ya. Hepsinden anlaşıldı. Hayta bizi çok daha böyle bir yardımcı olurdu. Bana ve bütün arkadaşlarımıza. Hep söyledi. Hayta abinin biraz daha bize fazla ilgisi vardı. Hep anlatılır. Kemal Sunal çekimler dışında çok ciddiydi derler. Set dışında ciddiydi. Bize karşı değil. Bize normaldi ama normalde çok ciddi, çok akıllı, çok düzgün bir insandı yani. Gelelim biraz daha özel mevzulara. Bugünlerde bir oyuncunun kazandığı para ortada. O zaman kaç para kazanıyordunuz Hayta İsmail rolüyle diye soruyoruz. Bomba bir cevap geliyor. Biz yol parası alıyorduk. Bize 15 lira falan o zamanki para yol parası veriliyordu. Evet. Ama ben hariçten, ben müzikten geçtiğim için
Bir para aldım. Başka arkadaşlarım da almışlar galiba, zannediyorum. Ama dışarıdan gelenler, bu gazete ilanına gelenlere vermemişler. Bugünlerde hem müzik yapıyor hem de teklif gelirse oyunculuğa devam ediyor Ahmet Arıman. Öyle bir geçen zamanki de 3 sene oynadım mesela. Evet. Erkan Petekkaya'yla, buradan ona sevgiler saygılar gönderiyorum. Çok beğendim bir oyuncu. Çok da iyi bir kişilik. Çok da iyi bir kişilik. Orada 3 sene oynadık mesela beraber. Öylesine mütevazı, öylesine alçak gönüllü ki son sözlerini söylerken bile resmen yerin 7 kat dibine giriyor yüreği büyük Hayta İsmail. Bu aramızda olmayan bizim Havvam sınıfından hepsini buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün başarı onlarındır. Biz onların olmadığı için bize gelip bizden röportaj yapıyorsunuz. Ben de onlar adına da size teşekkür ediyorum. Ulan Hayta, çok özleyeceğiz seni. Ben de.